emir layıkasından yapacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi subhanehu ve inşeyni la yusebihü bihamdihim. Derse başlamadan önce özellikle Üstad Hazretlerinin küçüklüğünde ve daha sonraki hayat sahalarında hissettiği, hissi kablel vuku hadiseleri hissettiği halde bazılarını yine Üstad'ın ifadesiyle yanlış idrak ettiğini, ifade ettiği hakikatlerini okumadan önce ne yapmamız lazım? 28. mektupta Rüya-i Sadık'a hissi kablel vuku hakikatlerini anlattığı yerleri kısaca okuyup diğer mektuplara geçelim inşallah. 28. mektup sayfa 348. 1. Risale 1. meselede Üstad Hazretleri Rüya-i Sadık'a hissi kablel vuku'un fazla inkişafıdır diyor. Rüya-i Sadık'a neydi? Sadık rüyalar, doğru rüyalar değil mi? Hissi kablel vuku'un olmadan önce olacak hadiseleri hissetmenin fazla inkişafı diyor. Burada Rüya-i Sadık'a için üstadımız. Hissi kablel vuku ise herkeste cüz'i, külli vardır. Değil mi? 7'den 70'e hissi kablel vuku hepimizde var. Hatta hayvanlarda dahi vardır diyor üstadımız. Hatta bir zaman ben bu hissi kablel vuku zahiri ve batini meşhur duygulara ilave olarak insanda ve hayvanda saika ve şaika namıyla aynı samia ve basıra gibi iki hissi ahiri ilmen bulmuştum diyor. Ehli dalalet ve ehli felsefe o gayrı meşhur hislere hata ederek ahmakçasına sevki tabii diyorlar. Yani kendi kendine oluyor. Tabii bir şekilde oluyor diyorlar. Haşa, sevki tabii değil. Belki bir nevi ilhamı fıtri olarak insan ve hayvanı kaderi ilahi sevk ediyor. Hissi kablel vuku ile değil mi? İfadeler çok açık ve net. Haşa, sevki tabii değil. Belki bir nevi, belki buradaki bildiğimiz muğlak ifadeden belki değil. Üstadın Arapçadaki, zaten üstad külliyatın her tarafında belki ifadesini hep mutlak manasıyla, Arapça manasıyla, Osmanlıca manasıyla kullanıyor. Belki bir nevi ilham-ı fıtri olarak insan ve hayvanı kaderi ilahi sevk ediyor. Mesela bir örnek veriyor. Kedi gibi bazı hayvan gözü kör olduğu vakit, gözü görmediği vakit o sevki kaderi ile gider, gözüne ilaç olan bir otu bulur, gözüne sürer, iyi olur. Yani çoğumuzun görmediği, değil mi? Bilmediği, fark etmediği hadiseyi Üstad Hazretleri bizzat birebir yakalamış yani, değil mi? Keçide de var aynı şekilde. Sevki tabii ile ne yapıyor? Katarakt oluyor keçi. O bildiğimiz dikenler yok mu, çalı dikeni? Gidiyor resmen gözüne o çalıyı sürtüyor. O kadar orijinal bir şekilde düşünemiyor musunuz? Resmen kendi kendini hisset, burada şey sevki ilahiyle katarakt ameliyatı yapıyor keçi. Bildiğimiz keçi. Hem ruh-i zeminin sıhhiye memurları hükmünde yine bir hissi kablel vuku, sevki ilahi ile ne yapıyor? Yeryüzünün sıhhiye memurları hükmünde ve bedevi hayvanatın cenazelerini kaldırmakla muvazzaf, vazifeli kartal gibi akulül lahm kuşlara bir günlük mesafeden leş eti yiyen kuşlara ne yapıyor Cenab-ı Hak? Hissi kablel vuku ile değil mi? Sevki ilahi ile bir günlük mesafeden bir hayvan cenazesinin vücudunu o sevki kaderiyle ve o hissi kablel vuku ilhamıyla ve o saikayı ilahiyle Cenab-ı Hakk'ın sevk etmesiyle değil mi? O yöne bildirir ve o kartal gibi akül lahm yiyen hayvanlar o leşi bulur, ne yapar? Rızkını yer diyor. Yine bir başka örnek üstattan. Hem yeni dünyaya gelmiş bir arı yavrusu, daha dünyaya geldi çıktı. Yaşı bir gün iken havada bir günlük mesafeye gider. 40 kilometre alanı ne yapıyor? Geziyor değil mi? Bir alı, barın. Havada izini kaybetmeyerek o sevki kaderi ile
Yine Cenab-ı Hak onu bizzat sevk ediyor. Ve o saika ilhamıyla döner, yuvasına girer. Hatta herkesin başında çok defa tekerrür ediyor ki, birisinden bahsediyorken, bizde de oluyor değil mi? Birisinden bahsediyorken ani kapı açılarak tahminin fevkinde aynı adam gelir. Hepimizin yaşadığı hadise değil mi? Hatta Kürtçe durubu emsaldendir. Kurdun bahsini ettiğin zaman topuzu hazırla, vur. Çünkü kurt geliyor. Demek Kürtçe böyle bir atasözü tarzında şey var demek ki. Demek bir hissi kablel vuku ile latife-i Rabbaniye, değil mi? İnsandaki o Rabbani latifeler icmalen o adamın gelmesini hisseder. Fakat aklın şuuru ihata edemediği için, aklımız onu tam anlayamadığı için kasten değil, yani kasten biz onun geleceğini düşünürsek dahi olmuyor. Ama burada ifade ettiği gibi ihata etmediği için kasten değil, ihtiyarsız olarak bahsetmeye sevk eder. Ne yapıyorsun? Bahsediyoruz değil mi? Bir bakıyorsun ki, ooo abi biz de senden bahsediyorduk diyorsun. Değil mi? Demek ki aklın şuuru ihata edemediği için kasten değil, ihtiyarsız olarak elimizde olmadan Cenab-ı Hak adeta onu ne yapıyor? Aklımıza getiriyor. O değil mi? Hissi kablel vuku yaşatmak için tabiri caizse. Ehli feraset bazen keramet gibi geldiğini beyan eder. Hatta bir zaman bende şu nevi hassasiyet fazla idi. Bu hali bir düstur içine almak istedim. Fakat yakıştıramadım ve yapamadım. Fakat ehli salahatte, namaz kılanlarda değil mi? Ve bahusus ehli velayette bu hissi kablel vuku fazla inkişaf eder. Keramet kerane asarını gösterir. İşte umum avam için dahi bir nevi velayete mazhariyet var ki umum avam için yani bütün değil mi? Avam halk tabakasında cahil insanlar için dahi bir nevi velayete mazhariyet var ki ne yapıyor? Rüya-i sadıkada evliya gibi gaybi ve istikbali olan şeyleri görüyorlar. Evet, uyku nasıl ki değil mi? Uyku nasıl ki avam için, hepimiz için rüya-i sadıka cihetinde bir mertebe-i velayet hükmündedir. Öyle de umum için gayet güzel ve muhteşem bir sinema-i Rabbaniye'nin seyrangahıdır. Resmen sinema ya. O kadar güzel manzaralar rüyalarda görüyoruz ki. Akıllara zarar ya. Ben bir tarihte kar lar içinde böyle bir rüya gördüm. Haftalarca şeyinden kurtulamadım böyle sevincinden. Düşünüyor musunuz? O şeyi rüyayı görene kadar da kardeleni hiç görmediydim. Rüyada kardelen çiçeği olduğunu söylediler bana. Hemen internete girdim baktım. Aynısı bizzat rüyamda gördüğüm o karlar içindeki o böyle güzelim kardelen çiçeğini gördüm yani. Ama beyaz atla böyle karlar içinde gidiyorum geliyorum böyle sinemanın içinde bırak sinemayı yaşıyorsun adeta yani. Fakat güzel ahlaklı, güzel düşünür. Rüyayı gördük ya, güzel ahlaklı ne yapıyor? O rüya yorumlarını değil mi? Güzel düşünür. Haftalarca tesirinde kalabiliyor değil mi? O görmüş olduğu rüyanın. Güzel düşünen, güzel levhaları görür. Yine güzel düşünce sayesinde ne yapıyoruz? İyi düşünce bizi rüyalarda değil mi? Güzel levhaları görmeye adeta hissi kablel vuku devreye sokuyor. Fena ahlaklı, fena düşündüğünden adam gangster değil mi? Bütün hayatı o. Ne görecek? Rüyasında da o tür rüyalar görecek değil mi? Fena levhaları görür. Hem herkes için, alem-i şehadet içinde alem-i gayba bakan bir penceredir. Rüyada değil mi? Görmüş olduğumuz o rüyalar. Şehadet alemindeyiz ama alem-i gayba gizli alemlere bakan bazen cennet manzaralarını seyrediyoruz değil mi rüyamızda? Bazen gaybdaki o güzel manzaraları seyrediyoruz. Evet. Hem mukayyet ve fani insanlar için değil mi? Hepimiz belli bir kayıtlar altındayız. Ruhumuz, değil mi? Bedenimiz tarafından. Ve fani insanlar için sahay-i ıtlak bir meydan ve bir nevi bekaya mazhar ve mazi ve müstakbel
hal hükmünde bir temaşagâhtır rüyalarımız. Hem tekalifi hayatiye altında ezilen ve meşakkat çeken zîruhların istirahatgâhıdır. Ya rüyalar aynı zamanda, değil mi? Tatlı tatlı rüya, şeyde sinema seyrederek böyle ne yapıyor? Hem ruh dinleniyor, hem beden dinleniyor, istirahat ediyor. İşte bu gibi sırlar içindir ki Kur'an-ı Hakîm ve cealnâ nevmeküm sübâta nevindeki ayetlerle hakikati nevmiyeyi ehemmiyetle ders veriyor. Evet, buradan 28. mektuptaki sayfa 181. Üstadın çocukluğunda hissi kablel vuku eseri temeddühvari, değil mi? Tavırlarının, Risale-i Nurların zuhurunu hissi kablel vuku ile hissettiklerinden kendisi ve umum nursta bu hissiyatın hissedildiğini ifade ettiği mektubu, 28. mektubu okuyalım. Aziz kardeşlerim, Risale-i Nur'un zuhurundan 40 sene evvel, daha üstadın çocukluğunda düşünün yani, 7-8 yaşlarından itibaren diyelim, bir hissi kablel vuku, acip bir tarzda hem bende, hem bizim köyde, hem Nurs köyünde, hem nahiyemizde tezahür ettiğini, yaşandığını, değil mi? Şimdi bir ihtar manevi ile kat'i kanaatim gelmiş. Şefik ve kardeşim Abdülmecid gibi eski talebelerime bu sırrı fahş etmek, açıklamak isterdim. Şimdi Cenab-ı Hak sizlerde çok Abdülmecid'leri ve çok Abdurrahman'ları verdiği için size beyan ediyorum diyor üstadımız. Ben 10 yaşındayken büyük bir iftihar, hatta bazen temeddüh suretinde bir haletim vardı. İstemediğim halde pek büyük bir iş ve büyük bir kahramanlık tavrını takınıyordum. Kendi kendime der idim, senin 5 para kıymetin yok. Yani bir taraftan bu gurur şeyini yaşıyor, bir taraftan da kendi ne diyor? Senin 5 para kıymetin yok. Bu temeddüh kerane hususen cesarette çok fazla gösterişin ne içindir? Üstad bir taraftan kendisinde mi sigaya çekiyor? Bu temeddüh kerane hususen cesarette çok fazla gösterişin ne içindir? Bilmiyordum. Hayret içindeydim. Bir iki aydır o hayrete cevap verildi ki Risale-i Nur kablel vuku, Risale-i Nurlar daha kendisi gelmeden evvel ne yapıyor? Kendini ihsas ediyordu. Yani onun ruhu Risale-i Nurların geleceğini hissediyor. Ondan dolayı böyle çocukluğun vermiş olduğu o halet-i ruhiyle ne yapıyor? Temeddüh vari bir şekilde cesaretin her şeyini, değil mi? Tavan yaptırıyor tabiri caizse. Sen adi odun parçası gibi bir çekirdek iken o firdevs salkımlarını bil fiil kendi malın gibi hissi kablel vuku ile hissedip hotfürüşlük ederdin. Övünürdün. Bizim Nurs köyümüz, hadi diyor, ben bunlardan dolayı övünüyordum. Aynı şekilde bizim Nurs köyümüz ise hem eski talebelerim hem hemşehrilerim biliyorlar ki bizim köyümüz fevkalade gösteriş ve cesarette ileri göstermek için temeddühü, böyle övünmeyi çok severdiler. Güya büyük bir memleketi fetheder gibi kahramanane bir tavır almak istiyordular. Ben hem kendime hem onlara çok hayret ederdim. Şimdi hakiki bir ihtar ile bildim ki o masum Nurslu insanlar, Nurs kariyesi Risale-i Nur'un nuruyla büyük bir iftihar kazanacak. Ya. O vilayetin, nahiyenin ismini işitmeyen, Nurs köyünü ehemmiyetle tanıyacak diye bir hissi kablel vuku ile o nimet-i ilahiye karşı teşekkürlerini temeddüh suretinde Nurslu insanlar, değil mi, göstermişler. Hem o nahiyemiz olan Hizan kazasına tabi İsparta'da, yani İsparit nahiyesinde birdenbire meşhur Seyda namında Şeyh Abdurrahman-ı Tayyi himmetiyle o kadar çok talebeler ve hocalar ve alimler çıktılar ki bütün Kürdistan onlar ile iftihar eder bir şekil aldığı zaman içlerinde münazara-i ilmiye ve pek büyük bir himmetle ve pek geniş bir daire-i ilim ve tarikat içinde öyle bir vaziyet hissediyordum ki güya
Ruh-i zemini fethedecek bu hocalardır. Eski meşhur ulema ve evliyalar ve allameler ve kutuplar, onların medar-ı bahsi oldukça ben de 9-10 yaşındayken dinliyordum. Kalbime geliyordu ki bu talebeler, alimler ilimde, dinde büyük bir fütuhat yapmışlar gibi vaziyet alıyorlardı. Bir talebenin bir parça ziyade zekaveti olsaydı büyük bir ehemmiyet verilirdi. Münazarada bir meselede birisi galebe çalsa, üstün gelse büyük bir iftihar alırdı. Ben de hayret ediyordum. O hissiyat bende de vardı. Hatta tarikat şeyhleri ve dairelerinde medar-ı hayret bir müsabaka, hem nahiye, hem kaza, hem vilayetimizde, Bitlis'te de vardı diyor. O haletleri başka memleketlerde o derece göremedim diyor üstadımız. Şimdi bütün bunları yaşadıktan sonra şimdi bir ihtar ile kat'i kanaatim geldi. Bir ihtar. Hatırlatma ile, değil mi? Kat'i, kesin kanaatim geldi. O talebe arkadaşlarım, o üstadlar hükmünde hocalarım, o mürşitlerim, evliya ve şeyhlerim bir hissi kablel vuku ile ruh hissedip akıl bilmeyerek ki en lüzumlu bir zamanda o talebeler içinde ve o hocaların şakirtleri içinde ve o mürşitlerin müritleri içinde parlak bir nur çıkacak, ehli imanın imdadına gelecek diye o istikbaldeki nimet-i ilahiyeye gayet ağır ve acip şerait içinde ve hadsiz muarızların karşısında ve bin seneden beri kuvvet bulan dalaletin mukabilinde ve gayet vehham ve garazkar düşmanlarımızın desiselerinin ihatasında ve iki dehşetli mahkemenin uzun tedkikatında Risale-i Nur'un bu fevkalade galebesi ve harikulade perde altında tenviratı ve düşmanlarını mecbur edip serbestiyetini kazanması gösteriyor ki o mevkiine layıktır ki kablel vuku, daha bu eserler ortaya çıkmadan ne yapıyor? İmam-ı Ali radıyallahu anhı ve Gavs-ı Azam Kuddise Sürruhu ondan haber verdikleri gibi bunlar köy ve nahiye ve vilayetim benimle beraber şuursuz olarak geleceğini hissedip mesrur olmuşlar, sevinmişler, iftihar etmişler. Bir haşiye var bu konuyla ilgili. Evet, Risale-i Nur'un tercümanı hem fakir hem adi iken şanssız ve âmi bir haneden olduğu halde tarihçi hayatında yazıldığı gibi fevkalade istina ve hediye ve sadakaları kabul etmemek ve emsalsiz bir izzet-i ilmiye namıyla kimseye baş eğmemek ve tenezzül etmemek ve haddinden bin derece ziyade işlere girişmek gibi haller bu mezkûr, yukarıda saymış olduğu, değil mi, zikredilen sırdan ileri gelmiştir diyor haşiyede de. Sizi eski talebelerim ve eski arkadaşlarım ve kardeşim biraderzadem Abdülmecid ve Abdurrahmanlar bildiğimden bu mahrem sırrı size açtım. Evet, ben 24 saat evvel hassasiyetimle ve asabımın sinir yapısından dolayı ne yapıyor? Rutubetten, değil mi, tesiriyle rahmet ve yağmurun gelmesini hissettiğim gibi aynen öyle de ben ve köyüm ve nahiyem 44 sene evvel Risale-i Nur'daki rahmet yağmurunu bir hissi kablel vuku ile hissetmişiz demektir. Umum kardeşlerimize ve hemşirelerimize selam ve dua ediyoruz. Ve dualarını rica ederiz. Yine 29. mektupta Van'dan İstanbul'a gidişte hissi kablel vuku ile İstanbul'da karşılaşacağı ilimleri trende tahsil edişini burada bu mektupta zikrediyor üstad. Risale-i Nur'un bir silsile-i kerameti hakikati olduğunu, hissi kablel vuku'un tetinmesi. Aziz Sıddık kardeşlerim, Risale-i Nur'un zuhuru hissi kablel vuku ile külli bir surette hissedilmesi gibi Risale-i Nur'un has talebelerinin bir kısmının itirafıyla ve bir kısmının tarzı hayatı Risale-i Nur gibi bir hizmete namzetliğini gösterdiği cihetle bu tetinmeyi yazıyorum. Evet,
hissi kablel vuku, herkeste cüz'i, külli, az, çok vardır. Hatta hayvanatta dahi vardır. Hatta rüya-i sadıkanın ehemmiyetli bir kısmı bu hissi kablel vuku'un nevindendir. Hatta bazılarda hassasiyet cihetiyle keramet derecesine çıkar. Benim asabımdaki hassasiyetle yağmurdan 24 saat evvelki rutubeti havaiye ile yağmurun gelmesini hissetmem bir cihette hissi kablel vuku sayılabilir ve bir cihette sayılmaz. Hem Risale-i Nur'a ehemmiyetli hizmet eden kardeşlerimin tarzı hayatlarına dikkat ettim. Gördüm ki aynı benim güzelan-ı hayatım gibi Risale-i Nur gibi bir neticeye göre teçhiz edilip sevk edilmiş. Evet, Hüsrev, Feyzi, Hafız Ali, Nazif gibi çok kardeşlerimizin geçen tarz hayatları bu hizmet-i nuriyeye göre bir vaziyet verildiğini onlar hissettikleri gibi ben de çok has kardeşlerimde hatta burada aynen tarz-ı hayatım gibi böyle bir nurani meyveyi vermek için tanzim edilmiş görüyorum. Hissetmeyen kısmı dikkat etseler hissedecekler. Ben kendim bütün hayatımın harika kısmını evvelce Gavs-ı Azam'ın bir silsile-i kerameti telakki ediyordum. Şimdi Risale-i Nur'un bir silsile-i kerameti olduğu tebeyyün etti, anlaşıldı diyor. Ez cümle, ben hürriyetten evvel İstanbul'a gelirken yolda bir iki mühim ilmi kelama ait kitaplar elime geçti. Dikkatle mütalaa ettim. İstanbul'a geldikten sonra sebepsiz olarak hem ulemayı hem mektep muallimlerini münazaraya kim ne isterse benden sorsun diye ilan ettim. Medar hayrettir ki münazaraya gelenlerin bütün sordukları sualler, yolda mütalaa ettiğim ve hafızamda kaldığı meseleler de hem filozofların sordukları sualler, hafızamda bulunan meseleler de şimdi anlaşıldı ki o fevkalade muvaffakiyet ve benim de haddimden çok ziyade o hotfuruşluk ve manasız izhar-ı fazilet ise ileride Risale-i Nur'un İstanbulca ve ulemaca makbuliyetine ve ehemmiyetine zemin hazır etmek imiş. İkincisi, hatta ben fakir ve muhtaç olduğum ve zahit ve sofi ve riyazetçi olmadığım ve büyük bir şeref ve haysiyet ve hanedanlık haysiyetinden, şan-ı şerefinden hissedar olmadığım halde tarihçi hayatında yazıldığı gibi küçükten beri halkların mallarını, hediyelerini kabul edemiyordum. İhtiyacımı izhara tenezzül edemiyordum. Beni bilenler gibi ben de çok hayret ederdim. Şimdi hasseten birkaç sene zarfında anlaşıldı ki Risale-i Nur'un dehşetli bir mücahidesinde tamah ve mal yüzünden mağlup olmamak ve itiraz gelmemek için o haleti ruhiye bize ihsan edilmişti. Yoksa düşmanlarım o cihetten büyük bir darbe indirecektiler. Hem ez cümle, eski Said siyasette çok ileri gittiği halde yeni Said de taraftar bulmak için çok muhtaç olduğu zamanda bütün insanları meşgul eden bu 5-6 senedeki beşer tufanları siyaset fırtınaları içinde kat'a ve asla beni meşgul etmedi ve merakla mağlup etmedi ve 5 sene bilmeyi merak etmedim. Beni bilenler gibi ben de bu hale çok hayret ederdim. Hatta kendi kendime der idim. Acaba ben mi divane olmuşum ki bütün dünyayı kendisiyle meşgul eden bir hadisata bakmıyorum, ehemmiyet vermiyorum. Yoksa insanlar mı divane olmuşlar diye hayret içindeydim. Hem manevi ihtarla hem mezkür hissi kablel vuku ile hem meydandaki Risale-i Nur'un galebe ve serbestiyeti ile tahakkuk etti ki Risale-i Nur'daki hakikat-i ihlas rıza-i ilahiden başka hiçbir şeye alet ve tabi olamaz ve Kur'an'dan başka hiçbir noktayı istinadı olmadığını ispat etmek için o acip haleti ruhiye verilmiş. Said Nursi. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena
inneke entel aliyyemül hakim ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.